Wikipedia'lık şeylerin bu hafta konusu. El ele tutuşma. Yani neden insanlar el ele tutuşurlar? <laughs> böyle söyleyince biraz garip geliyor, farkındayım. E, fakat bu e, hani çok seneler önce de e, böyle garipsediğim, e, sokakta gördüğüm zaman bazen yabancılaştığım, kendim de yaptığım zaman bazen yabancılaştığım bir eylemdi. E, hani... İşte bir sürü e, el ele tutuşma var biliyorsunuz. Hani sonuçta bu şey değil yani e, hani çocuğunuzun elinden tutup e, hani ona göz kulak olmak için yaptığınız bir eylem değil. Gerçekten iki yetişkin insanın hani bilinçli bir şekilde e, yolda yürürken ya da başka bir yerde yani bunun birçok çeşidi var tabii yani benim gözlemlediğime göre. Hani ellerini tutarak yürümesi, fakat diğer insanların ise böyle yürümemesi, yani aslında hiçbir arkadaşımızla yan yana yürürken ellerimizi tutmuyoruz. Sadece romantik ilişki yaşadığımız insanlarla bu eylemi gerçekleştiriyoruz. Bunun tabii hani hem bilimsel hem de aslında sosyolojik sebeplerini gerçekten öğrenmek ve konuşmak isterim. E, fakat ben buna böyle ilk e, hani merakımı cezbettiğinde 2010 yıllarıydı bir blog tutuyordum o zamanlar e, hani böyle bir internetten hani şöyle bir araştırıp e, bir şeyler yazmıştım hem o yazıdan biraz yararlanacağım hem de gerçekten neler varmış e, neler oldu acaba e, bu alanda e, bu benim gibi merak eden başkaları da var mı diye tekrar baktım evet var. Ee, bu konuda iki tane bilim adamı, bilim adamının birbiriyle bağlantılı yaptığı çalışmalar var aslında. Ee, onlar da diyorlar ki el ele tutmak, el ele tutuşmak düşündüğünüzden e, çok daha önemli diyorlar. Peki e, bu el ele tutuşma hadisesi neden iki yetişkin olmuş insan yolda el ele tutuşup gezer ki yani? E, i̇lim irfan diyor ki bu davranışın doğal bir seleksiyon olduğunu söylüyor. Yani nasıl ki biz aslında e, bir bebek olarak hepimiz öyle doğduk kendimizi hatırlayalım. E, hani doğar doğmaz e, beslenmek istiyoruz. Hani annemizin hemen memesine yapışıyoruz ve e, bu içgüdüsel bir davranış olarak bu davranışı sergiliyoruz. Aslında bilim de bunun içgüdüsel olduğunu bazen söylüyor. Çünkü işte ee, işte ağrıyı azalttığına, acıyı azalttığına, hastalıkları iyileştirdiğine dair el ele tutuşmanın bazı e, araştırma sonuçları ve tabii ki bilim adamları yaptığı için de e, deney, bazı deneyler e, var ve bunların sonuçları var. Tabii ki de deneklerle yapıyorlar bunları. Yani biraz böyle hani işte kişisel gelişim ya da e, böyle daha spritüel e, hani şeylerin de dayandığı şeyler var tabii ki. E, ama her şey günün sonunda yani aynı kapıya çıkmış. Ağrıların hastalıkların e, azalması ile ilgili daha hani duygusal bir durum var. E, ama tabi e, el ele tutuşmak hani sonuçta belki biraz e, toplumdaki veya ait olduğumuz gruplarda baktığımız zaman eee Hani ilk el ele tutuştuğumuzda böyle bir hani resmi olarak sevgili olunduğunun da bir imzası gibi bir aslında eylem olduğunu biliyoruz hepimiz. Dolayısıyla şey hani onu yaparsınız ve belli bir sürede artık eski günlerinize geri dönemeyeceğiniz bir miladın başlangıcı olarak da görebiliriz el ele tutuşma hadisesini. Şimdi bazen bazı sahneler görüyorum dışarıda e, dolaşırken. E, mesela sevgili statüsünde oldukları belli birilerinin mesela bazı insanlar birbirlerinin e, ellerinden e, tutmalarından zaten anlıyorsunuz hani a, sevgili sevgili değil gibi bazı ayrımları böyle de varıyoruz. E, bu böyle belli olan insanların hani bir diğeri böyle vitrine dalmışken elinden çekiştiriyor mesela yani hani Tek fonksiyonel faydası bu olmasa gerek diye düşünüyorum. Ee, hani bunu düşündüğüm anlardan biri de bu mesela yani neden ele tutuşuyoruz gibi falan diye sorgulatan anlardan bazılarından. Ee, bir tanesi yine aslında hmm, düşündüğüm zaman. Bu el ele tutuşma hadisesi ve bu eylem üzerine çok fazla şarkı yazılıyor, çok fazla kafa yoruluyor. Bu böyle bir şey halinde yani hani o el tutmak bu işte bazı aşkların başlangıcındaki o işte ilk elimi tuttuğu an vesaire hani işte romanlarda filmlerde de karşımıza çıkan ama hep böyle büyülü bir andır. Hep 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 büyülü bir andır o ve bu hiç değişmemiştir şimdi kadar. Gerçekten çok ilginç buluyorum ben bu konuyu. Ee, ilginç bulmaya da devam edeceğim yani herhalde. Ee, ama tabii böyle bir sürü hani e, şey de gözlemliyorum biraz önce anlattığım gibi yani otobüste mesela otururken bile ellerini bırakmayan çiftler görüyorum. Hatta e, ev evlerinde bile otururken elleri tutuşanlar oluyor. Tabii ki çok güzel bir şey hani e, burada yanlış anlaşılmasın. Ben sadece e, bu eğilimi daha e, farklı bir seviyede sorgulamaya çalışıyorum. Gerçekten bize bunu ne itti ve ne itiyor? İçgüdülerimizle mi davranıyoruz yoksa e, acı hissedeceğimizi önceden bilen beynimiz bize bu hareketi mi yaptırıyor? E, yoksa bu bir e, sosyal statü ayrımı olarak mı kullanılıyor? Mesela neden e, arkadaşımın elini tutarak yürüyemiyorum ve yürüme ihtiyacı hissetmiyorum? Bu hani bu derinde nerede? ortaya çıkıyor aslında. Benim sorgulamalarım biraz daha bunların üstüne. Hani otobüste tabii ki otururken ellerini bile bırakmayan çiftler canımızsınız gerçekten. Umudumuzsunuz diyeyim. Hele yani böyle 50 plus üstü daha böyle hani Hmm, ...yaşlı statüsündeki e, tatlı insanların el ele tutuşarak yürümesi falan... ...hepimizde böyle bir tabii ki sevgi e, duyguları, daha böyle pozitif duygular uyandırıyor. Ya yani Mesela şey olmuştu çok komik. E, ben üniversitedeyken işte erkek arkadaşımla tabii biz de yürürken el ele yürüyorduk. E, o kadar alışmışım ki bir kere e, anneannemle dolmuşa binmiştik ve kadının elini tutmuştum. Evet. <laughs> Sonra saniyesinde tabii ki yani tuttum ve yani işte bir nanosaniye falan belki geçti. Hemen kendime soktuğum o garip durumu fark edip böyle anneannemin yüzüne bakıp sevgiyle gülümsemiştim. Ve diğer elinle de onun böyle üzerine bir pıt vurup elimi hemen çekmiştim. Hani anneanneciğim seni seviyorum diye kadın da bir garipsemişti ama neyse böyle komikti yani o an benim için. Iııı. Ya bir sürü mesela şey var aslında el ele tutuşma biçimi var benim gözlemlediğim dışarıda. Ee, yani belki siz de gözlemliyorsunuzdur. Umarım gözlemliyorsunuzdur. Bilmiyorum. Ee, neyse paylaşmak istiyorum yine de. Mesela sinemalarda çok oluyor bu. Yani bunlar bizim de yaşadığımız şeyler zaten. İşte sinemada bile el ele tutuşulur mesela film izlenirken. Hani e, tatlış bir şey evet güzel yani e, genelde zaten hani o eller terler ve e, o el bırakılır ondan sonra genelde işte erkekler o eli bırakırken böyle eğer bir sosyal nezaketi varsa e, elinizin üstüne böyle e, küçük bir öpücük kondurur <laughs> ve bu eylem bu şekilde sonlandırılabilir. Böyle farklı yeni pozisyonlar da görüyorum ara ara. Böyle arka cepten elin hafif yarım sokulması, böyle birlikte o eller o cepte, aynı cepte iki el gibi düşünün yani falan. Neyse konuyu dağıtmayayım. Şimdi gelelim gerçekten işin bilimsel açıklamalarına. İyi ki bilim var diyorum bu noktada. Şöyle bir şey okudum, çok acayip. Virginia Üniversitesi Psikoloji Bölümü evli çiftler üzerinde bir araştırma yapmış tutuşanların işte ağrıya, acıya daha fazla tahammülleri olduğunu gözlemlemiş ve bu tahammüllerinin arttığını gözlemlemiş her şeyden önce. Herhalde yani birbirinden güç alma meselesi bu olsa gerek diye düşünüyorum. Çünkü el ele tutuşma beyindeki hipotalamustaki bu bölgedeki ajitasyonları da azaltıyormuş. Yani bu bölge aslında stres hormonunun salgılandığı, salgılarının kontrol edildiği bir bölge. Stres hormonu da zaten bize hasta ediyor biliyorsunuz. Üstelik hani kimimizi kanser Allah korusun. Ee, yani stresin e, gerçekten stresle savaştığınızda birçok hastalığa e, savaş açabiliyorsunuz, yenebiliyorsunuz ya da önleyebiliyorsunuz diyebilirim. E, zaten e, birazdan anlatacağım bununla ilgili e, çok da yeni olmayan ama çok da eski olmayan 2014 yılında bir TEDx konuşması buldum. Bir klinik psikolog benim gibi bu soruya takıntılıymış böyle anlatıyor. ve şey bu konuyu araştırmış bazı deneyler yapmış bunlarla ilgili aslında sonuçlarını paylaştığı bir konuşma yapmış o da aynı şeyi söylüyor yani da stresin aslında stres hormonunun salgılanmasının kontrol edildiği yerde onu da yaptığı deneyler sonucunda Olumlu sonuçlar görmüş yani hani e, dediğim gibi stres hormonları bizi hasta ettiği için e, dolayısıyla hasta olmamak için el ele tutuşmak durumundayız gibi bir e, sonuç da çıkarabiliyoruz yani buradan. Zaten e, yine e, araştırmalarımda gördüm belki duymuşsunuzdur ben e, ilk defa duydum kanser tedavilerinde bazı doktorlar sarılma ve dokunma terapileri de ekliyorlarmış tedavilerine. Üstelik e, para verilip gidilen atölyeler de var bununla ilgili. Buna biraz şaşırdım açıkçası. Yani sarılmanın parayla olduğu bir dünya. E, soru işareti. E, çok hoş gelmiyor kulağa açıkçası. E, şeyde özellikle Amerika'da hani çok görülür free hug. O çok güzel bir şeydir. Yani hani o kültür burada yok. E, ve orada olması bilmiyorum değişik ve farklı ya yani bir yandan da aslında demek ki işe yarayacak free hak ya yani free hak bile değerli hale gelecek belki bilmiyorum o da değişik bir noktaya vardı şu an ve bu araştırmayı yapan doktor diyor ki aslında insanlar <laughs> bu cümle çok komik bence insanlar eşlerinin normal zamanda ne işe yaradığını anlamasalar bile diye bir cümle kurmuş Hayatlarının zor zamanlarında bunu çok iyi anlıyorlar diyor. Doğru aslında şöyleymiş bu da yani kötü zamanlarda elimize uzanan bir el e, beynimizin tehlikeyi algılayan bölgesinin rahatlamasına neden oluyormuş. E, bunu da frontal korteks diyorlar sanırım doğru mu söyledim bilmiyorum ama e, yani bir daha söyleyelim gerçekten e, yani kötü zamanlarda elimize uzanan bir el. Beynimizin tehlikeyi algılayan bölgesinin rahatlamasına neden oluyor. Yani hemen şımardın, gevşedin, rahatladın falan gibi tepkilerde bu mu acaba diye de düşünebiliriz belki de. Neyse sulandırmadan devam edelim. Evet yani her insan tabii ki okşanmayı, dokunulmayı sever. Üstelik hani... Bazen insanlar olarak şefkat vermiyoruz birbirimize belki yeteri kadar Yani e, kedileri, köpekleri sevdiğimiz, okşadığımız kadar birbirimize dokunuyor muyuz acaba diye soruyoruz. Soruyor etrafımdaki herkes görüyorum. Aslında belki dokunmak, sarılmak hala e, ait olduğumuz küçük gruplarda ya da iletişim biçimlerimizde bir tabu mu ve Sadece statülere biçilen bir davranış kalıbı olarak mı yerleşiyor kültürümüzde ve böyle de kalmaya devam mı edecek? Bunu belki kuşaklar değiştirebilir. Tabi buradan hani kuşak tarafına geçmek lazım ama hani konu çok dağılmasın diye. Bugün 10-15 dakikayı aşacak gibi duruyor zaten bu konu. Hani burada şunu demeye çalışıyorum yani arkadaştan el ele yürüyerek gezilmez. Veya işte yeni tanıştığın bir insanla sosyal nezaket gereği sarınılmaz. Ve hani hep bir zihinsel ve içgüdüselliğin kavgası var bedenimizde. Ve bu tabii konulmuş bu yazılı olmayan kurallar da bunların aslında çerçevesini belirliyor diye düşünüyorum. Hani mesela bu işte yeni tanıştığım bir insanla hani hemen sarılmaz falan. Mesela yabancılar bunu çok şey yapıyor, şaşırıyor mesela Fransızlar, Amerikalılar. Ben hani hem kendim de rastladım. Bazı filmlerde, dizilerde hani şaka, espri olarak da koyuyorlar. Ee, hani bir samimiyet içten gelen bir sevgi hani oluştuysa hani sadece el sıkışmak yerine böyle sarılan insanlar olduğunda aa falan diye böyle şaşırıyor Amerikalılar falan. Değişik tabii yani hani bunun dediğim gibi sosyal normlarda da belli bazı etkileri var tabii ki hani yine de sadece sevgili olduk olduğumuzda el ele tutuşmayı ya da sadece anne çocuk baba çocuk yani ebeveyn çocuk ilişkisinde el ele tutuşmanın olduğu garip bir şey bence yani eylem hala benim kafamda. Ee, İçgüdüsel olarak aslında e, oluşmuş olduğunu artık iyice inandırıldığımız bence bu davranış için hani nereden geliyor bu ihtiyaç dediğimizde yine karşımıza öyle latince e, yani benim is isimli Google'dan bakmadan yazamayacağım bazı e, hormon isimleri geliyor. Oksitosin zaten artık hani bunu biliyoruz. Bağlayıcı hormon deniyor. Bir de e, fenile tilamin var. O da aşk hormonu diyorlar ona da. Yani ne kadar sevilip okşanırsan kalp sağlığın o kadar korunuyor diyor hormonlarımız. Dolayısıyla tabiat işini aslında yine burada da garantiye almış. Hani içki düğü vermiş içimize. Hani ne yapacağını biliyorsunuz, ne yapacağını biliyor zaten deyip hani kenara böyle çekilip bizi izliyor gibi yani tabiat bazen. E, yalnız burada hani böyle... Şaşılacak bir şey ise hani doğum anında da annenin oksitosinin işte çok fazla arttığı falan söyleniyor. Erkeklerin özellikle sadece orgazm öncesi normalin 5 katına çıkıyormuş oksitosin e, seviyesi. Yani onlar e, sanıyorum en çok o anda kendilerini koruma altında hissediyorlar ve hani karşılarına ne gelirse gelsin asla o tehditte karşı hiçbir şey hissetmiyorlar ve korkmuyorlar gibi bir sonuç çıkıyor bundan. Tabi yani üzerinde bilimsel ne yapmak isterseniz sevgiliniz üzerinde buyurun diyorum. Evet yani aslında James Kwan biraz önce bahsettiğim e, klinik psikolog. Ya diyor ki yani hastalanmamak ve kalp krizinden ölmemek için el ele tutuşmaya devam edin. E, hani bunun işte e, için yaptığı deneyleri ve yaptığı TEDx konuşmasını anlatmış. E, hani bir arkadaşınızla veya sevdiğiniz biriyle el ele tutuşmanın sadece rahatlatıcı bir şey olmanın dışında Elektroşok vererek ağrıyı azaltıcı ve tehditlere karşı kendini e, tehlike altında hissetmeme gibi bazı e, reaksiyonlar verdiğimizi söylüyor. Yani canımız yanmıyor aslında elimiz tutulduğunda. Sadece arkadaşlarımız ve romantik ilişki yaşadığımız insanlarla bunu yaptığımızda e, bu şekilde hissediyormuş. Şimdi bu deneyi de şöyle yapmış. Tabi onlar her şeyi deneye dayandırmak zorunda olduğu için aslında bu deneyleri de buna göre kurguluyorlar gibi geliyor bazen bana da. Neyse gelelim e, grubu üçe ayırmış. Hani ilk grup yalnız ikincisi e, tanımadığı birinin elini tutan. Üçüncü grupta çok yakın arkadaşı ya da romantik bir ilişki yaşadığı Birisinin elini tutan diye gösterebilir. Tabi tahmin edeceğiniz üzere yalnız olan çok fazla acıyı hissediyor ve böyle yılbaşı ağacı gibi beyni yanıp sönüyordu diye anlatıyor konuşmasında. Ee, hani en şaşırtıcı tabii ki sonuca ulaştıkları yerse e, en yakın arkadaşı ya da e, romantik ilişki yaşadığı kişinin e, elektroşoku aldığı sırada elini tutan, eli tutulan kişinin beyninde olan e, veriler, değişiklikler. E, tabii ki beynin tehdide tepki verme alanında büyük düşüşler gözlemlemişler. E, bu da işte e, prefrontal korteks oluyor. Biraz önce e, yani benim işte daha 10'dan 4 sene önce okuduğum makaleye göre de yine işte hipotalamus da stres azaltıcı etkiler gözlemlemiş. Hani... Bu aslında James Kuan'ın e, kendi deneyinde en çok şaşırdığı ve tutkuyla anlattığı, videoda da fark ettiğim üzere tutkuyla anlattığı şey ise şu hatta creepily similar diyor. Yani böyle hani ürkütücü derecede aynıydı diyor. O ise şu, e, şimdi diyor ki hadi bir denek elektrik altında. Hani ben onu ölçüyorum. Çünkü eli tutulan o. E peki eli tutanın ve hiç, hiçbir aslında elektroşok verilmeyen kişinin beyni ne durumda diye merak edip bakıyor. Dediğim gibi iki bilim var. <laughs> Görüyorum ki aynı. Yani iki kişinin beyni elektroşok alanla almayan kişinin o andaki beyinlerinin bütün verdiği tepkiler, bütün bölgelerin geçtiği hareketler aynı. Aynı sadece tıpa tıpa aynı beyin aktiviteleri. Yani aslında sadece hani burada şey aklıma geldi birbirinin acısını hisseden ikizler değilmiş demek ki yani diye düşündüm. Dolayısıyla bundan çok etkilenmiş. Hani diyor ki hani derin bir nörolojik düzeyde sık sık sevdiklerimiz kendimizmiş gibi davranırız gibi iddialı ve hoş bir cümle de kuruyor bence. Şimdi bu tabii başka bir şey getirdi benim aklıma. Yani e, hatırlar mısınız vakit geçirdiğiniz 5 kişinin ortalamasısınız diye iddia eden bir 5 kişi kuramı var. Aklıma o geldi bunu okuyunca yani beyinlerimizin birbiriyle iletişim halinde olduğunu eden iletişim halinde olduğunu iddia eden bir takım araştırmalar okumuştu. Onu ona tekrar döndüm baktım. Orada da Northwestern Üniversitesi'nin nöroloji profesörü çıktı karşıma. Dr. Morin Sarf diye bir kişi beynin elektrik, elektrik sinyallerinin senkronizasyonu üzerine yaptığı bazı çalışmaları var. ayrıca Dr. Morin insanların karar alma süreçlerini inceliyormuş. Bunun için de tabii hem çiftlerle çalışmış hem birbirine yakın insanlarla çalışmış. Diyor ki insanlar birlikte zaman geçirmeye başladığı zaman beyin dalgaları benzer görünmeye başlıyor diyor. Yani beyin dalgalarımız birbirine benzemeye başlıyormuş vakit geçirdiğimiz insanlarla. Hatta o da aynı şeyi söylüyor. Bazı vakalarda birebir aynı bile olabiliyor diyor. Aynı beyinden birkaç insana neden ihtiyaç var diye düşünebiliriz burada. Yani bunların hepsi etik tartışmalara yol açabilecek şeyler tabii ki. <laughs> hani soru soruyu getiriyor tabii böyle şeyler öğrendikçe sorgulamalar artıyor diyebiliriz. Ama hani şu tabii çok iddialı yani biriyle birlikte vakit geçirdiğinizde her iki beyinde de birbiriyle bir uyum oluşuyor. Yani yine tabii bazı deneyler sonucunda bu donelere ulaşmış kendisi. Ee, hani aynı filmi izleyen, aynı kitapları okuyan, aynı tecrübeyi paylaşan, sadece birbiriyle konuşan iki kişi diyor ki dil, duygu ve bakış açısında ortak kalıplar geliştiriyorlar. Yani bu vakit geçirdiğiniz beş kişinin ortalaması olduğunuzu savunan kuramda bir bakıma doğrulanabilir diyebiliriz. Biraz ürkütücü yani dönüp insan e, tekrar bir bakmak istiyor. Hani e, gerçekten üzerinde ciddi Düşünülmesi gereken e, bağlı şeyler belki de. E, ve zaten e, kendisi çok iddialı bir şey söylüyor. Hayatta alabileceğiniz en doğru karar kiminle vakit geçirdiğinizi akıllıca seçmek. Yani buradan bağlarsak e, tekrar elinizi tuttuğunuz kişiye dikkat edin. Birbirinizin beynine dönüşeceksiniz. Da diyebiliriz. Bunu da dedikten sonra... Ele tutuşmayı irdelediğimiz ve altından gerçekten hani içgüdülerimizin ve beynimizin yine çıktığı, ağrıyı azaltan, acıyı azaltan, stresi azaltan, bizi hastalıklara karşı koruyan bir aktivite olduğu olmasının yanı sıra yine de hala bunun bir gerçekten rollere dağılmış bir şey olduğunu düşünmek bir miktar sorgularımı devam ettiriyor benim. Fakat dediğim gibi Dr. Moran'ın yaptığı bu araştırmayla gerçekten hayatta alabileceğimiz belki de en doğru kararlardan biri kimlerle vakit geçirdiğimizi akıllıca seçmek yani elimizi tuttuğumuz kişiye de dikkat etmek. Beyinlerimizi seviyoruz. Bu sorgulamayla sizleri baş başa bırakıyorum. <laughs> Haftaya yeni bir konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın.